Merhaba Nesne.com üyeleri. Bugünden 4 tane maç sizler için seçtim. Salı bültenini değerlendireceğiz. İlk karşılaşma 429 kodlu Bayern Münih-Schalke. Bayern Münih ligin ikinci yarısında bildiğimiz gibi çok şok bir mağlubiyetle başladı. Wolfsburg'a tam 4-1'lik sonuçta mağlup oldu. Bayern Münih ligin lideri, en güçlü takımı. Şimdi oynayacağı rakip de Schalke, ligin iyi takımlarından ama Schalke'de önemli eksikler var. Başta golcü Hunteler olmak üzere. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Schalke Hannover'ı 1-0 yendi ama Hunteler kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada forma giymeyecek. Bunun yanı sıra önemli eksikleri de var. Bayern Münih'in bu 4-1'lik Wolfsburg mağlubiyetini unutturmak adına bu maçta hırslı olmasını bekliyorum. Bu anlamda Schalke'nin eksikleri de olması, Bayern'in iç sahada olması Bayern tarafında olmamı sağlıyor. Ben de Bayern Münih'ten handikaplı bir galibiyet beklediğim için ilk 429 kodlu maçta ilk önerimiz handikaplı 1-1.40 orandan. 431 kodlu Eintracht Frankfurt Wolfsburg maçına geçelim. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında iki takım da çok ilginç sonuçlara imza attı. Bunlardan tabii ki en önemlisi Wolfsburg'un Bayern Münih'i tam 4-1 gibi sonuçla yenmiş olmasıydı. Müthiş bir sonuçla ikinci yarıya başladılar. Ligde ikinci sırada Wolfsburg bu arada. Ve Wolfsburg ara transferde de önemli isimleri kadrosuna kattı. Son olarak Chelsea'den André Schürrle'yi aldılar. Çok yüksek bir ücret ödeyerek. Gerçekten iyi bir takım oluştular ki elde zaten De Bruyne, Bastos başta olmak üzere çok önemli isimler vardı. Eintracht Frankfurt tarafına baktığımızda onların şok yenilgisi onlara çok tabii ki büyük moral bozukluğu getirdi. Ligin ikinci yarısına kötü başladılar. Freiburg'a deplasmanda 4-1'lik sonuçla yenildiler ki Freiburg ligin kadro olarak zayıf gördüğüm ekiplerinden birisi. Eintracht Frankfurt'u normal şartlarda beğenip çok da karşıma almam ama ligin ikinci yarısının ilk haftasında alınan sonuçlar, oynanan oyun, Wolfsburg'un yaptığı önemli transferlerle biraz daha kalitesini ve hedefini artırmış olması bu maçta Wolfsburg tarafında olmamı sağlıyor. Zaten 1.70'lik de güzel bir oranı var bence. Wolfsburg böyle formda ve moralliyken onların galibiyetini oynamak en doğru tercih olacaktır. 431 kodlu Eintracht Frankfurt Wolfsburg maçında iki tercihini öneriyorum. Yine Almanya'dan 432 kodlu Mönchengladbach-Freiburg maçını değerlendireceğiz. Mönchengladbach, onlar da yine galibiyetle başlayan takımlardan birisi oldu ligin ikinci yarısına. Freiburg da aynı şekilde. Freiburg da Eintracht Frankfurt'u 4-1 yendi ki normal şartlarda Freiburg'un böyle bir sonuç almasını hiç beklemezdim ama ligin ikinci yarısına iyi başladılar. Tabii ki bu onların istekli, hırslı olduklarını gösteriyor. Gladbach da zaten iç sahada da başarılı ve ligin iyi takımlarından birisi. Gladbach hani kadro olarak, oyun yapısı olarak en beğendiğim takımlardan biri Almanya'da ama Freiburg bu moralle Gladbach'a sorun çıkarabilir. Özellikle gol atarak. Bu anlamda Gladbach galibiyeti yerine 2.5 üstü tercihini öneriyorum. Oranı 1.40. 433 kodlu Hannover-Mainz maçına geçelim. Mainz'da 5-0'lık bir galibiyetle başladı. Burada Yunus Mallı'nın önemli performansı farklı galibiyette dikkat çekti. Gurbetçi futbolcu Yunus Mallı Mainz'ın önemli isimlerinden birisi. 5 gol atarken de zorlanmadılar. Hannover tarafına bakalım. Hannover'da Schalke'ye 1-0 mağlup oldu ama iyi ataklar buldu. Özellikle maçın sonlarına doğru çok fazla baskı yaptı. Sadece golü bulamadı. İç sahada Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Hannover'dan ben gol bekliyorum ama formda Mainz'da karşılık verecektir bu karşılaşma. Önerim karşılıklı gol oranı 1.45. Bu 4 maçtan oluşan kuponun toplam oranı 4.83. Herkese yapacakları kuponlarda bol şans diliyorum.